Ha sus, her şey zaten duyuyorum burada görüntüye. Ben göreceğim, hmm. göreceğim seninle. Ben Zeyt Kasi Şu an memlekette anne babam böyle ito, böyle söylüyor. Yok, sadece ben diğerini Burada Cappari Zabi. Duymak... Peki diğer ismi evet. duymak için söyledim. Tamam. Ee, Ayşe Hanım'ın kızı e, evet. Pınarla ne zaman tanıştınız? Hangi yılda? İlk, i̇ki sene önce. İki yıl önce. İki yıl önce. Nasıl tanıştınız? Nerede? İkimiz karşı karşıda çalışıyorduk, burada tanıştık. Sen ne iş yapıyordun? Ben böyle pınarlarda böyle günlük çalışıyorum. Ee, Pınar Günlüğüm ne iş olarak. yapıyordu? Burada garson olarak çalışıyorum. Ne kadar süredir e, karşı restoranda garsondu? Yani bayağı 7-8 ay oluyordu orada çalışıyordum. Ee, i̇lk işe girdiğinde mi tanıştın sonrasında Yok sonrasında mı? tanıştım. Seninle tanıştığından daha önce mi orada çalışıyordu? Daha önce çalışıyordu evet. Ee, siz tanıştınız ve sonrasında Pınarlarınızda bir yakınlaşma mı oldu? Yakınlaşma oldu oldu zaman da bu gitti babasına o kızı teslim verdim. Teslim ettim. Kime Babası... teslim ettin? yani, öz babasına. Ona o zamanlar bu ikisi de yok hayatım bu. Onun hayatında yok. Bunlar o dönemde anneannesinin yanında kalıyor. Evet, doğrudur. Ee, siz onunla görüşürken, görüşürken, kızı babasına niye teslim ettin? Ya yani, sonra da kimliğini öğrendikten sonra kız küçükmüş. getim kendi babasına teslim ettim. Babası da takmadı. Dedik ki beni izimim olsa da kimse devlet bile karışamaz dedi. <laughs> Sen kızın yazışını nereden öğrendin? Yaşına ben kafeye gittim o kafede kimle yere düştü, baktım kız 15 Kaç yaşındaydı yaşında. o zaman. 15 yaşındaymış. O kız. zaman 15 olamaz, 14 yaşında. Yani şu 15 yaşındaydı, öyle bir şey yani. Sonraki sonra babası 15'e girmiş olabilir ama siz ilk tanıştığınızda. Evet. sen aylar sonra öğrendiğine göre bu kız o dönem 14 evet. yaşında. Doğrudur. Kendisiyle görüştükten sonra onu istismar eden kişi? Oğlum baba. Yani Onu istismar oturdum. ettikten sonra mı gerçek yaşını öğrendin? Evet. İstismar ettin ve gittin babasına teslim Babası, ettin. Babasına teslim ettim. Babası kızını istismar eden kişiyi o dönem polise vermedi mi? Vermedi. Vermedi. Sonra ben dedim ki ne yapsan yap dedim. Ben kendim de bir getim, teslim şimdi ettim. Şimdi o adamı ben mezardan çıkartamayacağım evet. için... ...o adam adamla evet. intihar ettiği için... Evet. ...ya evet. o dönemde kimliğini bulup... ...bu adam sana ben kızınızla beraber oldum... Evet. yaşında sonradan öğrendim size teslim ediyorum... ...dedi mi demedi mi... ...burası bir muamma. Gece gün yanında mı kalıyordu bu e, kız, 14 yaşındayken gecesinin yanında yok. mı kalıyordu? Her gün işten şey çıkıyordu, ben bunu, e, babası arıyordu bana getirdi ya kızımı... ...her gün işten çıkınca babasının yanına götürüyordum bunu. İşe hı. beraber gelip beraber yok. mi gidiyordunuz? Yok, o saat 9'a çıkıyordu, ben saat 8.30'da çıkıyorum. Ben biraz sonra konuşturacağım, önce Zahit'e sorularımı sorayım. Ondan sonra işten çıkınca ben babası arıyordu, kızım bana getir... ...her gün arıyordu bana kızım getir diye. Anne nasıl tanımıyordu o zaman ben görmedim. Babası tanıyorsa... Sadece babasına tanıştım. Anneanne Babasının tanıyordur seni. Babasının bir tane de sevgilisi varmış. Baba tanıştım. Ben buna inanmıyorum Zahit. Baba annesi, pardon, anneannesi mutlaka seni tanıyor olması lazım. Çünkü anneannesi, babası bu kadar e, nur içinde mi yatsın bu, diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum artık. Bu kadar geniş bir adam olsa... Ya yani ben bunlarda ev, Pınar'da evine kaç sefer gittim. Evine, her gün yanına. Getirdim. Evet. Anneannesiyle tanıştın mı? Tanışmadın, tanıştırmadı. Sadece babasından tanıştım Babasının bir tane de manitası varmış. Peki. Onunla tanıştı. Şimdi bu arada anneannenin de söz hakkı, cevap hakkı vardır. Olayı kendince yumuşatmak için başka evet. bir şey. 14 yaşındaki kızla arkadaşlığında onu istismar edecek bir ilişki kuruyorsun. O bana yaşını, ee, 20 yaşından büyük olduğunu söyledi. İster 20 desin kardeşim, evet. cinsel ilişki yaşanacak tamam. bir yaşta değil. Kız hamile kaldıktan sonra zahit. Ben hamileyim dedi mi? Yok. Ee, sakladı. Ya da belli dönemlerde periyotları gelmediğinde bende bir gariplik var dedi mi? Hiçbir şey yok. Ben, sen kızla bu çaylakla sonra. Sen kızla görüşmeyi ne söyleyeyim. zaman kestin Pınar'la? Bunlar yanına gittikten sonra beni engelledi. Hayır. Sen ben, bu kızla görüşüyordun. Görüşüyordum. Bu kız bir anda periyotları kesilmeye başladı. Yok. Adet dönemi öyle. kesilmeye başladı ee, ve sonrasında karnı şişmeye başladı. Yok Allah'ın O ablan, karnının yani öyle bir şiştiği yok. dönemde sen Pınar'la görüşüyor muydun? Pınar'la görüşüyordum. Bunu yanına gitti be. Yani ondan bir ay öncesi. Onu sormuyorum. Hamle. Sen benim Bak. sorularıma cevap ver. Karnı şişmeye başladığında Pınar'ı gördün mü? Pınar Gör, Görmedim görmedi abla. Niye ilişkini kestin, Görüşmekten vazgeçtin. Ben Pınar ilişkin, abla, ben Pınar, kesmedim. Kendisi kesti. Pınar Kendisi ben bunu yanına ablayanıma. gittikten sonra. Oradan bahsetmiyorum. Sen biraz önce dedin tamam. ki babası ben dedin. Kes... Baba, kimliğini çıkarttı gördüm. Evet. Bunun gördüm. üzerine al babasına bir kızınla ben görüşmeyeceğim dedim. Görüşmeyeceğim dedim. Kızının Baba, hamilelik kızın hamilelik döneminde sen var mıydın? Tek soruma cevap istiyorum. Ben vardım. Şu karnının şiştiğini Karnışın gördün mü? haberim yoktu. Ee, belli ben, bir süre yok. sonra görüşmeyi kestiniz mi onunla? Yok. Babası dedi ki siz devam edin dedi buluşmaya da devam edin. Beni izinim olsa da kimse karışamaz dedi. Sen Burası onunla Türkiye. görüşürken hamile olduğunda biliyor olman ne? lazım. Ben bilmedim. Anladım Bilmiyordun ki. hamile olduğunu. Senin evine geliyor muydu? Yok ben yani bir sefer iki sefer öyle geldi gezmeye için başka getirmedim. Evi Senin götürmedim. evine gelmedi. Ee, peki sonrasında bu kız hamile kalıyor ve anneannesiyle evet. kalıyor. Yine o restoranda çalışmaya devam ediyor mu? Devam ediyor. yapmaya. Evet. Ama ne olduysa bir anda Zahit e, Pınar'ı görmemeye karar veriyor. Yok ben karar vermedim. Bunlar kendisi beni engelledi. Ben yanına gitti, babaları tehdit etmiş, afan çocukla buluşma diye. Hı hı. O sonra ben onu aradım. Ne Baba güzel, ona o kadar, kadar küçük bir ettin. çocuk. Hepiniz koca koca hı. insanlarsınız. Bak yazmış mı? Her şeyim var. Ben de Karar yazmışım. veriyorsun. Bu, e, bu kızı... Burada ya, kalmayacak. Kalmayacak, ben de göreceğim burada sonra. Burada kalmayacak. Bak, ya sen orada otur. Şimdi Hayır, burada e, kalmayacak. Başına Hayır, kalmayacak. bir insan olsaydın memleketinde dururdun. Bak. Bak. Buraya gelip cinsel... Bak. seyirciler, parayı görünce bir dakika, Türk da soruyorum sevgili seyirciler. Bir dakika. Şimdi evet. sizin dü düellanıza geleceğim. Oraları da çok merak evet. ediyorum ama hikayenin tamamını da bir öğrenmek istiyorum. Hı. Sadece şunu merak ediyorum. Sen 14 yaşındaki bir kızı istismar eden bir insansın. Değil mi? Bana... Karnındaki çocuğun biyolojik babası sensin. Evet. Ve sen mahkeme süreci var. Ve sen nasıl normal hayatına ...denetimden faydalanıyorsun? <laughs> Nasıl cezaevinde değilsin de normal yaşıyorsun ben bunu anlamıyorum. Çünkü o benden önce kaç kişiyle beraber olmuş. Hmm. Benden olmuş. Yani onu mağdur Bana eden çok kişi var. Çok kişi var. Bu benden önce ben iki üç tane sevgilisi Sen bundan vardı onu dolayı ağır cezada yargılanıyorsun. Yargılanıyorum. Çocuğun Ama. babası da sensin somut olaya bakalım ve sen sokaktasın. Sokak. Mesela ben bunu anlamıyorum. Esra abla ben yani bu şeyi konuşabilir Yani küçük bir mi? çocuğu istismar eden birinin denetimden faydalanmasını anlamıyorum anlamayacağım... ...neden cezaevinde olmadığını da anlayamıyorum. Esra abla ben bir Dava şey söyleyeceğim. Dava sürecine kadar bu kişinin cezaevinde olması gerekiyordu bana göre. Bu benim tamamen Hı. şahsi ve kişisel kanaatim. Oraya gelmeden önce. Bu kızla sen görüşmeyi kesiyorsun. Bu kız anneannesinin yanından senin yanına geliyor. Bizim yanımıza geliyor. Senin yanına geldiğinde karın ağrısı. Başına bağlatabiliyorum ben. Tabii. Sen bu adamı tanıyor muydun flört ederken? Hayır. Yo, biz bilmiyorduk abla. Allah'ım bir dur. Bu... Babası, öz babası biliyormuş. Bununla gezerken, tozarken, hatta... ...kaçmış, bir gün bunun evinde sığınmış. Bu karakolda hatta şey var, kayıp ilanı var. Evet. Bulunmuş, bunun evinde bulunmuş. Benim kızım. Kayıp başvurusu yapılıyor. Evet. Onun evine girip çıkıyor. Evet. Bunun evinde bir gün kalmış Babasına benim kızım. Babasının haberi vardı, her şeyden. Benim kızım ev, bunun evinde kalmış bir gün. Ondan sonra da... Hatta bak şu anda Zahit sen yalan atıyorsun. Hayır, yalan sen En başından ben... sonra sonuna kadar Hayır, ki, yalan söylüyorsun. Önce dedin ki Zeyt'e evine gitmedi. mi? Anne tanıyor muydun flört ederken? Hayır, Bunu tanımıyordum, tanımıyorum. İkisini de tanımıyordum. Serkan'ı tanıyor muydun? da tanımıyordum. Abla tanımıyordum. Bak. Bak. Parayı bak. görünce dedim da... Zahit az Ekisi, önce. Evet, Serkan bak. Bey, parayı görünce dedim. Cümleni tamamlar mısın? Ha şimdi, evet. ben orada çalışıyorum ya. Evet. Çalışıyorum, gittim ben. Bunlara önce beni tutukladı. Dedi ki hastaneye geleceğim. Ben o zaman kimliğim de yanımda değildi. Ben de kimlikte alana gideceğim. Ben Kendimde oradan kurtarmak için gittim kendim taslim oldum hatta bir hafta sonra ben polisler bekledim bir hafta sonra ben polisleri aldım. Götürdü. Bir hafta sonra götürdü beni. Kaşıttın o gün. o gün telefonu rehin almadın mı? bir sus. Bir sus. Bir sus. bak bir durun. saniye bir, bir şey diyecek Serkan Bey. Ben o gün senin eline telefonu almadım mı? ben Bana değil ki. Bir dakika. Elime tutmuş zorla götüreceğim hastanede. Zorla Götüreceğim. Zorla. Zorla me, sen ben sen polis seni. misin zorla beni Niye götürsün? kaçsın Orada polisi var değil mi? Ben dedim ki polisi ara polis gelsin götürsün. Yalan söyleme. Hayır yalan Sen yalan söyleme. söyleme. Hastane Söyle gibi. Söyle evime kimlik Allah almaya gittim. Allah gittir. bir Hastaneden şey sonra sor. Kimliğini alıp polise teslim oldun mu? Polisler Zaten aramıştı polise geldi. Bir hafta sonra seni buldular. Yani sen bir hafta kaçtın. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Şu anda karşı çıktığınız. İkimiz kovalamadık mı o gün bunu? Bana bakar İkimiz kovalamadık mı? Bir şey söyleyeceğim. Kovaladığınız adamın. Evinde dini nikah kıyıldı mı? Ablam bana evet. Evet. bak. Kıyıldı mı? Evet. Senin bu kız hamile olduğu ortaya çıkıyor. Ee, Apandis sebebiyle siz hastaneye gidiyorsunuz. Evet. Doktorlar bir anda bu kızın gebe olduğunu fark ediyorlar mı? Fark ediyorlar. İlk suçlama öz babaya mı? Evet. Öz babaya. Gerçekte istismar eden Zahit mi? Evet. Zahit. Ardından öz babayı e, intihar ediyor mu? Entihar i̇ntihar neden ediyor, ediyor onu da bu söyleyeyim kız ben. Yurda ben, gönderiliyor. Onu da söyleyeyim dur bir saniye. İntihar neden ediyor? Çünkü o Bunlar da getir Geçin bana. bunları. Da... Tamam Sinirlik ya. Kelimelerinize Pınar dikkat getir. edin. Elini tamam. koluna indir. Ben buradayım ee, Şimdi soruyorum ben sana. Ben sana göstereceğim bu eski yerde. Bak kendisi sürecinde. bana Pınar'ı getir. Pınar kendisi bana. Zahir. etmiyor mu? Zahir. 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 Benim de evet. benim nikahlı karım. Senin nikahlı sen karın falan değil. Şahit değil, şahit değil misin sen? Şahit olmadın tamam, mı? Elbiresinden... Bakayım bak. Ben mi bıraktım? İkimizi getirmediniz baba. Allah için konuş. Ben mi bıraktım Hı. bunun evine? Niye? Pınar beni götürdü. Hayır. Bir dakika. Ağırsın. Ben mi bıraktı? Hayır diyorum ya. Sen mi bıraktın? Ben mi evet. bıraktım? Annesi bıraktı. Bir dakika. Şurada tamam, benim bir şeyden haberim yok. Ha. Serkan Tamam sen de aradın bak bu da aradı sen de o dedi ki annesi babası kabul etmiyor eve. Doğuma sen gittin eve mi sen? Efendim? Doğuma gittin mi? Doğuma doğum benim haberim yok beni içeri almıyorlar. Doğumdan sonraki ha? süreçte Pınar'la görüştün mü? Sonradan annesi getirdikten sonra görüşme başladı. Nasıl nereden çıkarttı kızın yurttaydı. Yurttaydı. Yurttan, Yurttan çıkardın. Kalmış. Evet bunun yanına teslim Direkt. ettim. Nasıl teslim ettin onu? Beni aradı Doğum yaptı benim yanımdaydı baya bir süre. Ona hatta Hı. tedavi gördü, psikoloji tedavisi gördü. Ondan sonra biz tartıştık. Aramızı yurda çoğun. gitti. Ondan sonra bu kendi evden kaçtı, yurda Evde, gitti. Gece olmuş, Bekleyin. Ondan sonra yurda gitti, ben anlattım, kabul etmedi. Yurda çıktıktan sonra? Neyi kabul Ondan etmedi? Zahit'i teslim Bir, dakika, neyi kabul Bir saniye, Zahit'i nasıl aradın? Telefonumun kızından almıştım da önceden. Bu olay olmadan önce... Ne dedin ona? Daha Hamile ortaya çıkmadan Zahit'in numarası vardı. Ver dedim. Zahit'le de konuşmayacaksın. Bırak oraları. Zahit'i Zahit aradın. Aradım. Zahit'in numarası var. Zaten ben kayıt etmiştim telefonu. Onu sormuyorum. Zahit'i aradın. Kızını yurttan çıkartın. Evet. Yurttan çıkıyorum. Zahit yanıma gel. Sana teslim edeceğim. Niye ben teslim ettin? Ev... Ona güvendin? Ben eve götüremem. Eve baba dövecek. Hı hı. Ben onu Edel götürürsem hı. ben çocuğumu alamayacağım. Kızını istismar eden yurttan adamı o dakikadan o sonra Niye yurttan çıkartıyorsun? Ne diye savcı, görüyorsun? Savcı bilirmiş. Peki ona, ya valla savcılarımıza da gerçekten aklımızda. hikaye şey... anlatmadan denit detaylı sorularıma cevap verin. Yukarıdan çıkardın. Senin kızını istismar eden bu adama kızını teslim ediyorsun ve güveniyorsun. Mecbur olarak güveniyorum işte. Mecbur, Mecbur olarak. Olarak. değil mi? O dakika sefer itibariyle Zahit vardı ya. bu kız senin yanında mı yaşamaya başladı? Yaşamaya. Kaç aydır Pınar'la beraber yaşıyorsun? Yaşamaya... Kaç aydır? Yaşıyorsun. Kaç aydır? Bir dakika. Kaç aydır Pınar'la yaşıyorsun? Üç aydır. Üç aydır. Üç ay önce kızı teslim ettikten sonra nikah ve be, o benim karım dedin biraz önce. Evet, evet. nikahlı karım Nasıl karın benim. oldu? Nikah şahı var arada şahit var. Adam ikisi de geldi ben nikahlı karım yani. Dinli nikah kıydı. kıyıldı. Din, nikah Senin kıydım. evinde o dakikadan evet. itibaren sende. Sende. Senden Bende. başlık parası ya da bu istismar dolayısıyla bir altın bilezik talep ettiler mi? Evet. <laughs>